Son 2, 3. Merhaba arkadaşlar, ben Airsoft Askeri. Yanımda da arkadaşım Bertcan Küçükoğlu. Bertcan Küçükoğlu, Airsoft silahlarının, oyuncaklarının bir uzmanı. Upgrade etmek için, oynamak için, her türlü derdinize, tasanıza, her türlü derdinize derman olacak arkadaşım işte burada. Evet Bertcan Küçükoğlu, söz sende. İstersen biraz kendini tanıt. Ne zamandır Airsoft oynuyorsun vesaire vesaire. Anlat içinden geldiği gibi. Böyle rap yap. Yo benim adım Bertcan Küçükoğlu. Ben çok güzel Airsoft silahları yaparım falan gibi. Merhaba arkadaşlar. Airsoft Askeri'nin kanalına hoş geldiniz tekrar. Şimdi şöyle yapacağız. Instagram'da Airsoft Askeri bir post paylaşmıştı. Bir arkadaşımız zaten bayağı bir soru sormuş. Anladığım kadarıyla diğerleri de bakıp zaten benim soracağım soruları burada var demiş. Aynen. Bak, Haydar bayağı. Aslan 34. Bayağı böyle uzun uzun abi, soru sormuş arkadaşlar. Biz evet. P90'ı anlatacaktık aslında. P90 üzerinden upgrade nasıl yapılır? Hani P90'la alakalı sorularınız var mı gibi bir şeyler de yani yapacaktık. Sadece P90 değil de işte bir hani versiyon 2 gearbox'ı olan bir oyuncağın işte upgrade'i nasıl olur? Aynen. Hani günümüzde daha doğrusu güncel olarak Türkiye'de ben işte oyuna başlayacağım. Alacağım elime bir M4 kasa bir oyuncak alacağım. Oynayacağım. Fakat bu yeter mi yetmez mi işte upgrade yapalım mı yapmayalım mı? Hani bu tip soruların cevaplarını verecektik. Fakat arkadaş bir sürü soru sormuş. Biz hani teşekkür ediyoruz kendisine. O yüzden dedik ki bir önce soruları cevaplayalım çünkü genel sorular. Büyük ihtimal bunu çok darlıyorsunuz bu sorularla ilgili. Darlamayın. İlk kez başlayacaklar için olmazsa olmaz ekipmanlar ve bunların olması gereken marka modelleri en uygun ve kalite fiyat performans ürünleri nelerdir? Nelerdir? Abi, nelerdir abi? Sorayım. Ben sana sorayım. Sen o kadar oyuncak kullandın. Ben benden daha fazla oyuncak kullandın. Hatta yani, hepsini upgrade de ettin. Kimisini bozdun gibi. Belki. Kimisini evet. Çok iyi yaptın. Yani, sen şimdi burada bu soruya cevap verecek yegane insanlardan bir tanesin. Ben olsam eğer alacaksam büyük ihtimal GNC bir makine alırdım. Bir tane gözlük alırdım. Gelirdim oyuna. Neden GNC diyorum? Çünkü bozamazsınız. Ancak üst kattan falan atmanız lazım. Yani hem tetik sistemi olsun hem içi olsun. Bence bir başlayacak bir adam için. O kadar sağlam mı? Ben gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. GNC iyi yani. Evet. Mesela ARP9'u düşün. Namını görüyorsun yani millet. Nasıl bir tipi var onun ya ARP? Var ya şu 9 mm şeyli görüntülü. Ha. PDV9 mu aslında? Ne? M4'ten ARP. Bozma ama. Ha, M4 kasa ama altında MP5 uzun UMP. Şey şarjı. Gibi. Ne o? Gibi. Vektör gibi. Vektör şarjörü gibi. Var. Yani kaç lira mesela? O ARP9 kaç lira abi? Bu çocuk şey alacak için, mesela. Mesela ARP9 alacağız. Ya herhalde 2000 liraya falan denk gelir ya. Yani. 2000 TL. Ya 2000 TL'ye bir tane değer mi? Değer mi? 2000 TL değer mi abi? ARP9 mu? Heh. Değmez. Değmez. Neden değmez? Neden? Çünkü ARP9'u aldığında sadece kutudan çıkarttığın gibi kullanmaya çalışırsan olmaz. Bazı oyuncaklar kutudan çıkarttığın gibi kullanılabilecek oyuncaklar. Bazıları da kutudan çıkarttığında upgrade ya da bir şey parça koymazsan anladım. O metaya, o sinerjiye ulaşamayacağın oyuncaklar. Peki yani şimdi fiyat performans olarak hangi oyuncağı almalı? GNC CM16 tavsiye ederim. CM16. Nasıl bir oyuncak silah seçmeliyiz? Uygun fiyata kaliteli ne alırsak en uyguna başlangıç yapmış oluruz. Oyuncak modeli, fiyatı, silahın modları, FPS'sini anlatabilir misiniz diyor. Bunu anlatmak... Şimdi bunu şimdi söylediğin o CM16'dan anlatmak mümkün mü? Bu kaç paralık bir oyuncak? Bunu hatırlıyor musun? Abi... Benim arkadaşım o CM16'yı zamanında ikinci el olarak 1.300'e falan aldı. Tamam demek ki sıfırı şu an. Ne zaman aldın onu? Ya iki senedir oynuyormuş sene. Adam. İki sene önce mi aldı 1.300'e? İki sene, iki buçuk o sene. O zaman şu an 3.000 lira falan var mıdır o? Yoktur. Yok İmkanı mudur? İmkanı yoktur. 2.600? Yani 1.500? İki vardır bak. İki vardır. Çünkü 2.5'a Crytek alıyorsun şu an. Anladım. Tamam. Yani hani top tier yani en üstte alabileceğin. Ben 2.500'ü basacağım parayı alacağım diyorsan. 2.500'ü basacağım diyorsan Crytek alıyorsun. Tamam. Crytek alıyorsan da CRB hani o ortancasını alıyorsun. Anladım. Çıkartıyorsun abi kutudan. Hı-hı. Hiçbir şey yapmıyorsun. Takıyorsun şarjörünü, basıyorsun 11.1 liponu, oynuyorsun. Mesela ben olsam da şöyle bir şey derdim. En ucuz oyuncağı alın derdim. Evet. En ucuzu. Ama ben derdim bunu. Ya yani olabilir. Ama fiyat ve kalite yani bakımından bakarsan GNC CM16. Şimdi üçüncü soruyu soruyorum abi. Sen bir abi kişi ya. İçin okuyamıyorum ya. Bir kişi için komple ekipman dizsek gene fiyat performans olarak kaça patlar? Bunun içinde kask, gözlük, eldiven, silah, dur. Oyuncak silah, pantolon ve dizlik vs. Seri bir şekilde yazdığı için. Ne demiş? Bunun kask. Kaskın ne kadar aldın? Sen var, senin kaskın var. Ben kullanmıyorum. Bu kafamdaki yani benim değil zaten. Kanka bu. O kasklar 150 ile 300 lira arası ya. Hadi 200 de. Ortalama fiyat tamam mı? 200 kask. Gözlük abi ona
Ya arkadaşlar Tonlarca gözlük var. Abi tonlarca gözlük var ama gözlük bütün oyundaki en önemli parçanız. Evet. Bu yüzden ona 600 lira bile olsa vereceksiniz. Doğru, aynen. Bakın gözlük olayı arkadaşlar çok önemli. Bunu yıllar sonra izleyen arkadaşlarım da. Bakın oyuncak seçmeden önce gözlük seçin. Lütfen koruma ekipmanlarınızı, yani gözlüğünüzü, bakın gözlüğünüzü, maskenizi. Ya olur olmaz ben. 50 liradır, 100 liradır. Aynen, bir şey demedim. Bakın dirseklik, dizlik, bunlar daha önemli arkadaşlar. Ayağınıza giydiğiniz bot. Şimdi oyuncak diye, herkes oyuncak diye geliyor. Çünkü hasta olmuşlar abi. Evet. Bu oyuncağın Airsoft aslında tamamen güvenlik, yani kendinizi güvene almanız gereken bir oyun. O yüzden oyuncaktan önce arkadaşlar koruma ekipmanlarınızı alın. Şimdi kask 300 TL diyelim. Hadi en abartı fiyatı çıkartalım. Abi gözlüğe de bir 300 TL diyelim. 600 olsun. 300, 600 oldu. Eldiven abi. Eldiven. $100 desek. 100 lira da ona da. 100 lira. Tamam mı? Ne oldu? Kaç 700, lira oldu? 700 oldu. Başka ne yazmış? Başka ne yazmış? Pantolon oyuncak falan. Yazmış. Pantolon, dizlik, dirseklik yazmış. Ya pantolonlar, hadi Emerson alsın. $60'lık hani var ya, dizlikli olanlardan falan alsın. Ona da bir 300 lira daha abi. 300 de ona dedik. 1000 lira kıyafet dizersin. 1000 ile 1500 lira arası kıyafet dizersin. Çünkü yelek koymadık. Yeleklerde bir $30. Aynen. Yeleği koymadık. Yani 1000-1500 lirayı sadece kıyafetinize harcamanız daha mantıklı. Bakın daha ucuz yollu da harcayabilirsiniz. Tabii canım. İkinci yani alırsın. İkinci el alırsın. Daha ucuz yollu bir gözlük alabilirsin. Gene yine kaskı 100-150 liraya yine alabilirsiniz. Ama harcamanız gereken para 1000-1500 lira arası. Rahat, tamam mı? 1000 liranız gidecek abi. Okay. Yani rahat 1000 lira gidiyor. Geç. İkinci el Airsoft oyuncak almak mantıklı mı? Bu senin sorun abi. Çünkü sıfırları çok pahalı. Şimdi ikinci el Airsoft oyuncağı almak mantıklı mı? Şimdi arkadaşlar bunun iki yöntemi var. Bir tanesi, ya gerçekten Airsoft oyuncaklarından Berkcan Küçükoğlu gibi çok iyi anlıyorsanız. Bu arada Berkcan Küçükoğlu bu işi kendi için. Ben kendim için yapıyor. Yani bunu böyle bir servis olarak satmıyor. Ya. Biz de Berkcan Küçükoğlu'yla böyle senelerdir oyun oynadığımız için ben mesela her problemimde Berkcan Küçükoğlu'na soruyorum. Hani bu neden böyle oluyor? Yani, bu niye böyle oluyor? Oyun aralarında konuşuyoruz vesaire. Ve ondan L96'yı ben kendi ellerimle aldım. Kendisi upgrade etti. Hani benim için upgrade etmedi. Onda da bir yanlış anlaşılma olmasın. Ve ben o oyuncağın atış testini beraber gittik yaptık. Hani o oyuncağı nereden nereye getirdiğini bana gösterdi. Şimdi eğer böyle bir adamsanız arkadaşlar, istediğiniz ikinci el oyuncağı alabilirsiniz. Evet. Yani ben bakın, oyuncağı açarım. Bu netto. Ama elimi taşın altına koyarım. Aynen. Ama bunları yapamıyorsanız güvendiğiniz, tanıdığınız, bildiğiniz birinden almanız şart. Şart. Hani bunu sahibinden.com'dan da alabilirsiniz. Tabii. Bakın sahibinden.com'dan da gırla var zaten. Var abi, var. Gırla var. Mesela Türkiye'de adam... Bu serbest piyasa abi. Abi koymuş 950 TL'ye, ben MP5 ararken koymuş 950 TL'ye. Bir tane şarjör veriyor, bir tane MP5, ama tertemiz. GNG'nin bu arada. Temiz, bence olur. Fakat adama FPS'si kaç diyorum. Ya internetten bakabilirsiniz diyor. Şimdi abi internetten bakıyorum da bu senin modelin, elindeki modelin FPS'si. Özel hani poligonlar için düşürülmüş MP5'ler var. O mu yoksa değil mi? Onu nereden bileceğim? Şimdi alacağım elime. Ya şey işte. Bir bakacağım 280 FPS çıkacak. Bak. Bir de şimdi onun FPS'sini arttırmakla mı uğraşacaksın? Doğru. Bakın yani böyle şeyler olabilir. Böyle şeyler olabilir. Bu bir kapalı kutu, anladın mı? Çünkü bilmiyorsun. Şimdi kapalı kutu derken şunu demek istiyorum. Sen gidip de bir işte satıcıdan alırsan, örnek veriyorum. İş görenden aldın. Örnek veriyorum. Milsim'den aldın. Örnek veriyorum. Evo'dan aldın. Türkiye, yani İstanbul için konuşuyorum ben birazcık. Gittin bunu aldın. Kutudan çıkan şeyin ne olduğunu internette gördüğün şeyi birebir biliyorsun. Hı hı. Fakat gidip de ikincil bir şahıs olarak hani başka birinden aldığında neticede serbest piyasa. Abi bu iş birazcık şey bir iş. Hani taş attın, anladın mı? Hani neye geleceğini bilmiyorsun. Bu oyuncak L96 AVM. Bu ilk alındığında bu arada Şevkin'in oyuncağıydı abi, biliyorsun. Evet, söylemiştim ama ben videoda bahsetmedim. Şu an söylemiş olduk. Bu ilk alındığında kaç FPS atıyordu abi? 280. Sen bunu bilerek aldın değil mi? Evet. Bunu bilerek aldın. Kurma şu anda çektiğinde tutmuyordu, patlıyordu. Hatta vuruyordu yani. Aynen. Slam şu anda dedikleri bir olay. Bunun içerisine sen 160'lık yay. 160'lık bir yay koydu. Çekmesi biraz daha sert. Normal. Ağır yay. Arkadaşlar bunun 3 tane bundan, 3 tane bana verdi. Bu bana oyuncağı verdi. Evet, bu oyuncağı verdi. Üzerindeki merceği verdi. Ki mercek bayağı sağlam ve bayağı... Şu rayları mesela... Bakın ben bu rayları kendi taktı. Aynen. Bütün kasayı söktüğümde... Ucunu küçülttü. Çünkü içerisindeki pistonuyla oranlı olsun diye. Hava oranı olayı. Bunları bilerek yapıyor bu arada. Bunların hepsini tamamen hesap, kitap. Yani şimdi oturuyorum. Bu adam bunları yapabildiği için bunun 280 FPS olduğunu bile arkadaşlar alabilir. Aldım. Ama siz ne yapacaksınız? Bakın tanıdığınız, güvendiğiniz... Kozmetik olarak iyi olan,
bir oyuncak seçmenizi tavsiye ederim. Yani evet. Çok kullanılmış olmasın. 3 aşağı 5 yukarı anlayabilirsin. Mesela test etmeden sakın almayın. Atın, sesine bakın. Mesela benim şu an aldığım MP5'in sesi bir garip mesela. Hala garip. Ama atıyor mu? Ha, atıyor. Atıyor da... Beni tatmin ediyor mu? Hayır. Ama atıyor. Yani o şekilde. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle muazzam bir ayrıntıya bakamazsınız. İçini açmanız lazım. Çok iyi anlamanız lazım. Yani, sesine bakın. Kimyasını üzerine bakın. Anlamadım. Tamam mı? Üzerine bakın. Eğer varsa krononuz, kronoyla test edin. Kaç FPS atıyor 20 gram BB ile. Ayrıca yani adama bakın bir de. Satın alacağınız adama bakın. Evet. Bunlar bu çok önemli. Bak. En büyük kafa karıştıran olay aslında şu. PCP. Polikarbon plastik. Havalı tüfeklerle yani havalı silahlar ile airsoft silahların arasındaki farkları anlatır mısınız? FPS hızı, mermi kullanımı, verdiği zararlar, etkili menzilleri. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bu çok kısa bir cevabı var. Havalı tüfekler abi karbondioksitle ya da bildiğin hani bizim green gas gibi hani ağır şey değil. Hani mesela GBB oyuncakları düşün. Tamam mı? Green gas aslında ağır bir yük. Hani aşırı pressure, aşırı baskı, basınç yapan bir gaz değil. Karbondioksit gibi değil yani. Havalı tüfekler abi, mesela kırmalılar falan, hani bunlara karbondioksit takıyorsun ya da hani işte falan şey diyorsun. Abi bunlarla adam yaralayabilirsiniz. Ama airsoft'la adam yaralayamazsınız. Yani airsoft'taki şey plastik boncuk 6 milimlik zaten millet izliyor, biliyor yani. Ama havalı tüfekteki 4,5 milimlik çelik baş abi. Ben bunu atarım, duvarına delerim, duvara yapışır. Ben burada bununla atarım, duvardan seker yani. Aradaki fark bu. Hadi 5. soruyu geçtik. 6. sorudayız. Bütün airsoft oyuncakları pille mi çalışıyor? Şarjlı pili başka türlerde şeylerde falan filan. Sen yine okumak istiyor musun? Evet. Abi ben... Sen oku abi sadece. Sen oku. Ben okumuyorum çünkü. Ben hani sadece kendi içimde... Şöyle yapıyorum. Ben soruyu okuyorum. Sonra şöyle yapıyorum. Hani şimdi onu videoda bak. Videoda koyacağım ya. Hani hangi soruyu sordumuş. O yüzden sonra okumam abi gerekiyor. Bütün airsoft silahlar pille mi çalışıyor? Şarjlısı, pillisi vesaire başka ne tür şeylerle çalışıyorlar? Süper soru bak. Bak, güzel bir soru. Ben şu an önümüzde bir tane bak yayla çalışan bak, var. Bak yayla çalışıyor. Hiçbir şey ya bildiğin şey. Kırtasiyeden gidip aldığın var ya plastik çekiyorsun. Bunun içinde yay var abi. Aynı. Bu kadar. Bu kadar abi. Yayla çalışıyor. Yayla çalışıyor. Bu elektrikle çalışıyor. Yani hani bildiğin takıyorsun pili. Çekiyorsun tetiğini. Normal. Aynen. Cycle ediyor işte. Pat 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 atıyor. Ya da GBB işte hani gaz blowback dediğimiz işte green gas bastığımız tabancalar. Mesela senin pistolün vardır buralarda bir yerde. Gaz. Evde hepsi şu anda. Şu an burada değil. Yani 3 tane versiyon var. Gaz, kurmalı. Türkiye'de gaz, kurmalı ve elektrikli. Elektrikli. 3 tane abi. Abi sen yine al oku. 7. sorudayız. 7. soru. Airsoft silahlara nasıl ekipmanlar takabiliriz? Ben biraz dürbün seviyorum. Her silaha dürbün kolaylıkla takılır mı? Bunu alır buna da takarım. Ben eğer Division oynayacağım. Yine postta da yazmıştın ya. Biliyorsun çünkü böyle gerizekalı şeyler yapabiliyorsun abi. Mesela aynen, üzerine gidip de böyle kocaman. Hani aslında P90'ın dürbünü yok. Roket atarın P90'ı var. Mesela yani bu, şunu şu dürbünü. Şu dürbün yani şu ray 20 mm standart yay. Hepsinde standart. Bir dakika bu dürbünü bunun üzerine mi takabilirsin diyorsun? Evet yani takmak istiyorsan. Eğer zevk takmak zevk istersen takarsın. Eğer zevk alıyorsanız yani hani niye olmasın arkadaşlar? Hani tabii kim garip gözükür. Zaten bu dürbün buna bile büyük biliyor musun? Aslında? Evet daha bence böyle küçük gerek bir şey de olabilir. Evet. Yani evet ray varsa üzerine 20 mm ya da 22 mm'lik raylar var arkadaşlar. Ona uygun ne olursa her şeyi takabilirsiniz. Takabilirsiniz. Her şeyi. Yani biz mesela ne yapıyoruz? Bir tane lazer takıyoruz. Neden? Çünkü lazer aslında hani baktığın yere atmak için falan değil. Öyle bir hani ben işte lazeri tutuyorum oraya gidecek falan değil. Biz tamamen şöyle amaçla kullanıyoruz. Lazer oyuncağı yani lazeri. Mesela benim önümde bir adam var tamam mı? Önümdeki kolonda. Herife ben bağırırsam yerimiz belli olacak tamam mı? Lazeri adamın tam göz seviyesinde kolonun yanına böyle tutuyorum abi. Adam diyor ki arkadan lazer dönüyor bakıyor konuşuyoruz. Anladın mı? Çok salakçaymış gerçekten. Bunun için mi kullanıyorsun? Evet. Ya da işte işaretlemek için. Örnek veriyorum biz böyle duruyoruz. 3 tane kolon var. Diyorum ki abi ileride adam var diyorum kolonun arkasında. Adam soruyor hangi kolonda? Çıkartıyorsun abi lazer tutuyorsun. Diyorsun ki bak oradaki şu kolonun solunda diyorsun. Adam. Ha o mantıklıymış bak. Yani daha çok lazeri hani fonksiyon, yani lazerin fonksiyon olarak kullanımı bizde bir şey işaretlemek. Bak abi işte pointer hani anladın mı? Bak orada demek. Evet mantıklıymış doğru söylüyor. Bunu bir işte kere daha anlatmıştın bana ya. Ben hatırlıyorum bunu. Aynen. Ama kendi takım oyuncunun gözüne tutup bana bak abi. Hayır gözüne tutmuyorsun abi. Adam mesela duruyor burada tamam mı? Kolonun kenarında duruyor herif. Sen diyorsun ki adam var ileride tamam mı? Görmemiş. Sen arkadan bağırırsan Ahmet önünde adam var. Adam diyecek ki bu ne lan?
Habeş ordusunuzsunuz oğlum siz yani. Ne yapıyorsunuz yani, anladın mı? Adamı tutuyorsun abi yanına, buralarına, şuralarına. Tam kolonun göz seviyesine. Adam ayıkıyor zaten. Diyor ki lazer tutuluyor diyor. Biliyor mesela senin lazerin olduğunu. He, onu anlıyor. Dönüyor abi sana. Diyorsun ki adam var, adam var yapıyorsun. Bu da önemli bir soru aslında. Silahların ağırlıkları gerçek silahlara göre nasıl? Mesela P90 gerçeği 3 kilogram ise bu Airsoft'ta da aynı mı oluyor? Yoksa sadece Airsoft'ta kullanılan malzemenin ağırlığı mı var? Yine PC, tüfekler daha ağır oluyor, gerçeğine yakın oluyor o yüzden demiş. Haydar Aslan 34 bize çok güzel sorular sormuş Instagram postumuzun altında. Bana göre, askere gittim ben, askere gittim geldim. Askerdeyken elime aldığım G3, benim Airsoft'ta oynadığım M4'ümden daha hafif. Neden? Çünkü benim M4'ümün üzerinde bu var, işte şu var. Bir de mesela gerçek tüfeklerde, silahlarda bir tane şey atış mekanizması, bir iğne mekanizması vardır abi. Hı hı. Bizimkinin içerisinde direkt çelik bir kasa motor şey sistemi var. Doğru söylüyorsun. Yani hani eğer bir de benim oyuncağım metal kasa ise, Crytek gibi düşün, metal kasa. Abi benim oyuncağım 3,5-4 kilo. Peki mesela bu P90 gerçek P90'la aynı ağırlıkta mı şu anda? Büyük ihtimal. Bir tık belki aynı yakın. Öyle mi? Yakındır. Gerçekten yani, mi? Tabii abi. Plastik daha hafif kasa. Değil mi bu? Ya, bu daha hafif olması gerekmiyor mu? Yani bu daha, hafif, bu daha hafiftir. Yani şey olarak düşünürsen evet. Eğer oyuncak plastik kasaysa çok yüksek ihtimal daha hafiftir. Fakat metal kasaysa ya yakındır ya hani gerçekten o ağırlığı hissini Hı-hı. verir. Çünkü kolunu yoruyor abi. Oyun akşama gittiğinde sen kolun yorulmuyor mu? Ha yoruluyor, yoruluyor tabii. Çok yani tuttuğun zaman şöyle yani, yoruluyor. Evet. Böyle durduğunu düşün abi. Evet onu birebir aynı ağırlığında ha, birebir üretim... Zaten imkanı yok ama şimdi lisanslı oyuncaklar var yani böyle eğitim oyuncakları falan diye geçiyor. Aa o PTS'lerin şeylerin, Macpull'ların falan oyuncakları onlar birebir. Onlar birebir. Abi o zaten 5000 liradan 6000 liradan falan başlıyor. Hmm, 1000 dolardan. Onlar falan. Başka bir şey. Onlar tepmeli falan. Ama bu onlar, o çok high P90'la bu L96'ın ağırlığı muhtemelen aynı değil ama mesela bu L96'ın üzerindeki bu dürbün canım arkadaşlarım o kadar ağır ki yani ben bununla yani, çok zor oynaması. Yani hani şöyle düşün bunu ben çok uzun zaman oha bu bayağı uzun zamandır şey diyorum. Yani bunu böyle durduğunu düşün tamam mı? Böyle durduğunu düşün. Duramaz. Aklına herhalde 30. saniyeden sonra bu kol iflas eder. Duramazsın oyun, yani. Yani. Oyundaki gibi hani böyle tutuyor ya oyunda karakterler böyle duruyor ya. 3 dakika boyunca. Yok. Abi o zaten büyük bir kumpas biliyor musun ya? O, ya kumpas değil oğlum, yani oyun mantığı abi zaten. Hakikaten yani o... nasıl duruyor o adam ya? Ben de anlamıyorum ya. Hani FPS'lerde sürekli böyle gidiyor ya Counter Strike'da falan. Abi hala duruyor. Anlayamıyorum yani. Duruyor abi. Öyle gitmiyorsun ki normalde. Normalde ama böyle gidiyorsun. Bunu ya tabii. Mahmut abi gel abi gel adam var adam. Adam. Ha? Falan böyle böyle oluyorsun anladın mı? Ya şey de öyle. Yani hani biz en azından. Habeş ordusu. Ya. Ha 5 ordusu dediğin de var ya hani böyle şey Kalaşnikov alıyor böyle tepeden tutuyor böyle pa 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 pa. Oğlum geçen gün adam gördüm adam böyle atıyor bak. Hakikaten şöyle atıyordu ya. Vallahi yemin ediyorum bak yalanım yok. Yani böyle atmıyor böyle şöyle atıyor. Abi işte bunu da yapmayın ha. İşte bu yanlış bir atış ama yapıyordu yani adam. Yapıyordu yani. AK'yi almış. Abi camdan sarkan gördü var ya. Bak böyle yapıyordu adam. Camdan sarkmış böyle tamam mı? Götü bacağı bırakmış içeride tamam mı? Sadece gövde çıkmış. Üzerinde yelek de yok. Sarkmış abi herif. Oyuncağı böyle tutuyor. Tam böyle fıt 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 atıyor. Ya değişik. Yani arkadaşlar bunu sürekli böyle tutamazsınız. Zaten metal olsa. Yani zaten sürekli böyle gitmiyorsunuz. Ben şimdi videoları yaparken böyle gidiyorum. Yani doğru. Kurgu ya hani kurgu. Ama. Ama bunu ben bilerek yapıyorum. Ve bunu mesela çok ağır bir oyuncakla yapamıyorum. Yani ben bunun ağırlığı ne kadardı sence? 1,5-2 kilo. 1,5-2 kilo arkadaş. 2 kilo vardır yoktur. Gerçeği 3 kilogramsa yani. Bilmiyorum ki kaç kilo. 1 kilogram hafiftir. Daha önce elime hiç P90 almadım. Bak şimdi ben yani, Türkiye şartlarında P90'ı nerede bulacaksın imkanı yok. Çok güzel ama ya. Evet arkadaşlar bugün arkadaşımızın İstanbul'da sorduğu arkadaşlar. Güzel ayrıntılı sorular sayesinde size güzel bilgilendirici bir video yaptık Berkcan Küçükoğlu'yla. 5 yıldan uzun bir süredir. Airsoft yapan birinin düşüncesi, hani kafa yapısını neticede hani başka arkadaşlara da paylaşmak gerekiyor. Çünkü tabii kesinlikle öyle. Yani senin de o kadar oldu. Ben o kadar oldu ama ben oyuncakların içine o kadar çok açmadım yani senin gibi hani tamir etmedim, deli gibi uğraşmadım. Her şeyden korkuyorum ya. Acaba ben araba falan alsam arabayı da açıp şey etmeye falan çalışıp bozarım lan herhalde. Bilmiyorum ama bozdukça öğreniyorsun abi. Abi ben doğrusu o yani. Benim bak hatırlıyorum lan benim ilk aldığım oyuncak Snow Wolf M24'tü. Ve oyuncak bu hiç bilmiyorum ne olduğunu. Bunu ilk defa senden Bolt Action bir oyuncak.
hiç duymadım abi. İlk oyunuma Bolt Action bir oyuncakla gitmiştim ve takım arkadaşımı vurmuştum. Arkası dönükte adam gördüm ileride. Attım abi, vurdum herif. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Tavsiye ettiğim videoları izleyin. Videoya yorum yapın, beğenin, paylaşın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarından da takip ederseniz çok sevinirim. Hoşça kalın.